Cevval Bey, yoruldun mu? Evet, onu hastaneden geldiler. Sabah saat 6'da çıktılar evden. Şimdi eve gelip ters düşmüş. Buradan hepinize selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi Sunay da mutfakta. Ne yapıyor? Bir gelin bakalım Sunay'a. Yufkalar gelmiş. Turşu da suyun içine girmiş. Tuzlu galiba. Suyu tuzu insin diye. Tuzlu değil. Ne? Yetisel. He. Evet. Sunay'ımız da çorba yapıyor. Ben de ona yardım edeceğim ama benim ne yapacağımı hiç bilmiyorum valla. Sende bir iş yok benziyorsun. Yapıyor ama. Yok. Bu kaynamış. Bunu Az kaynasın o. Büyümesin. Sade çorba yapacağım ona. Çayı da değil. Yumurtalı börek mi yapacağım? Ha, kardeşime şimdi yumurtalı pişireyim ki beslensin. Çok saygılanmış. Çakır alev bir şey değil. Ben de turşu. Sen turşuya soğan doğruyor mu? Yok. Soğan sevmiyorlar beyaz turşu lahanada. İşte. Siyah pancar, kara pancar olsa soğan yarıyor da buna yakışmıyor. Sen ama yersen doğru. Yok sen ne benim için yerim ben. Yok. Nasıl yapacaksın? Ben de hiç... Aa, şunda kavuralım. Nerede? Aç böyle döşeyim bunda öyle kavuralım. İyi. Şimdi sığmıyor Aynaz'a ya. Tamam. He sığmıyor. O zaman ben sana sen söyleyeyim. Otur sen beni seyret. Kaşık alayım. İyi, iyi uyuyor vallahi. Lokman aradı. Lokman'a bile evet, sesim tanıyor. Sabah erken kalktık biz. Ben de soktuğuna gitti ya. Ben kaldım onu 6'ya çeyrek var. Dedim hadi. Kalk. Valla ben de dedim ezanı şey diye bekliyor. Ezan okununca kesin. Ezan 6:30 geçerken okunuyor. Yok yok. 6:20 geçe falan. Yok 17 hemen geç okunuyor şimdi. İşte 20, geri şey geri ya. Ya. 6:30 diyor. Geceler kısalıyor, günler uzayacak ya. Evet, 6:30 buluyordu. Şimdi ha. İşte yavaş yavaş. Yine namazı kılacak da gittim ben. İyi erken varmış. He. Biz dolaştık yine dolaştık. Dolaşmasa da erken varmış. Ama bir daha gitmeye dolaşmayacağız. Şimdi ilk defa gidiyoruz. Yerini de bilmiyoruz ya ondan. Ha, yerini bilmiyorduk. Bas, sağlık olsun. Sen otur istersen ben yapayım bırak. Hep size mi yapacağım işi? Bir de ben yapayım daha boş olsun. Hareket iyidir. Ben de kursa gittim. Geri geldim. İsmet kahvaltı hazırlamış. Sağ olsun çocuğum. Anne dedi. İyi. Sen de, ben de evi toparladım. Kahvaltımızı yaptık. Anne dedi bir yarım saat, bir saat uyuyayım dedi. Beni dedi saat 3'te kaldır dedi. İşe mi gitti ya? Ya işe gitti ya. Saat dedi 3'te dedi beni kaldır dedi. Tamam oğlum dedim. Onu çok kaldırdım. Sıkıntı. İşe gitti. Ya. Ben de işte dedim bir bakayım. Canım rahat et. İyiymiş ya da. Ben gitmedim doktora arkadaşlar. Sadık'ı götürüyor doktora. Doktoru değiştirdik bu demek. Allah razı olsun her şeyden sebep olandan. Allah razı olsun. Her insanlar birbirine vekile bir sebep. Sebep olanlardan bir anlara. Evet, sen hoş geldin. Sen hoştan ağrı yurt dışından bir tane izleyicimiz aradı. Paranya'da bir doktor var. Oraya yönelim dedi. Allah razı olsun. Bugün de oradan geldik. İsmini de unuttum. Unuttum valla. Şimdi Cihan Bey kalkınca ona sorarız. O da ne? Kadın yönlendirdi ya. Uyusun. 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 Araba sürdü çünkü. Yani. İstanbul'a gidip geldiler işte. Olay gibi. İşte bugün ona da ben yumurtalı börek yaptım ha. O da öyle şey yaptılar. Hep insanlar az önceki de dediğim gibi birbirine vesile oldu. Herkes birbirine vesile. İnşallah hayırlısıyla Rabbim şifasını da verecek. Evet. Uğraşıyor işte. Hayırlısıyla.
Aklımda da oldu, kesmeyeceğim. Gideceğiz yerdeki doktor hep sadece o üzerinden, ayak üzerinden. Ayak üzerinden. Ama gelen tuhaf hastalar hep ayak. Hiç başka hasta yok. Yok. Başka hasta yok. Çok kalabalık diyoruz. Çok. Ama işte randevu almadım şu. O sıra çok iyi. Randevu alacağım ki temsili aylarca bekle diyorlar, haftalarca. Ama çok şöyle randevu almadan gidiyorsun. Niye ki bugün gitmişim? Doktorum da salı günleri geliyormuş. Bugün ne günlerde? Salı. Allah yapacak vallahi billahi. İyi olacak doktorun derler, ayağına gelirmiş derler hastanın doktoru. Tamam dün gideceğim, ben dedim dün gitme, kimlik bende çünkü kimliksiz gidemem dedi. Dün de Sunay gitmişti hastaneye. Evet, dün de ben gittim hastaneye. Ama zaten devam ettim hastaneye. Dün Emre gitmişti, Sunay gitmişti. Bugün çok şükürler gittiler. Biz de böyle uğraşıyoruz işte değerli takipçilerimiz. Sağlık, sağlık, sağlık. Her şeyin başı sağlık. Allah'ım Rabbim şifasını versin. Nerede şifa bekleyen varsa. Sessizlik oldu. Ben şu cevabı verip bir bakayım. Celal'a bak, Celal'a yürü. Çay mı kaynadı? Tamam. Ver üstüm canım. Basana kapalı yap o. Yumurta da kırdın ya, fosur fosur kabardı. Evet. Çorbamız da pişti. Çorba da pişti. Börek de pişti. Çay da pişti. Çay pişmedi. Çayı demledik. Otur ya. Pişti ya. Evet. Demlenince pişti oraya da. Şimdi turşumuz kaldı. Ha, bir tane turşu kavuracağım şimdi. Yemiş deme bir çorbasını götürelim. Az turşu. Tamam. Ben buradan veriyordum, sen oradan alacaksın. Ben oradan alacağım. Ben de sofrayı kurayım o zaman. Ha, daha bezlenen, daha sofra tamam. Daha. Ha, turşuyu kavurayım ben. Tamam, sen turşuyu kavur. Ben... Soğan da doğrayayım. Açın da, hadi aklında olur. Soğan aldım. Şeyde gel hemen. Kamera açık, haberin olsun. Olsun. Soğanımı söyleyeyim de. Ben yapmıyorum. Kaşık ne? Suyu mu koyayım? Çorba yer misin? Aç şu çorba yerim. Tamam. Ben çorba yerim. Tamam tamam. Götür. Kaşık götür. Çatal götür. Şey var. Şeker götür. Şeker al burada. Nerede? Aha. Ben orada. Bak tuzu götürme. Züleyha az da dün akşam tuzu götürdü. Tuzla şeker aynı yere koyarsan bazen dalgın olabilir insan değil mi? Hı hı, ikisi de beyaz ya. Aykut 5'te mi? 5.5'da mı geliyor? Aykut bu yüzden mesaiye alır. Aykut'u düşün. Aykut da hazırlıyor bir şeyler gelince. Şunu ben doğrayayım mı? Oraya ne yaktın mı? Daha bez var ha. Gel bakayım. Bardakları götürdün mü? Kaşıkları götürdüm, bardakları götürdüm. Makas götürdün mü? Yukarıda gördüm seni. Nerede? Kaşık götürdün mü? Yok. Makas götürdüm ya.
çekmeceye bak hala. O ile şarkı ile çanam da yapalım. Bu çanam da olmuyor. Daha sınmadı ya. Uzun. Çorbamız da pişti. Şöyle yumuşak elinden sağda da ölçer. Buna bir kabak etsem bak. Şuna da bir sütle doğra. Lazım mı bir de dışarıda dünyayı yesen karnın doymuyor, eve benzemiyor. Ya kendi yapman gibi olmuyor. Doyuyor, karnımız mecbur doyacak da. Hayır, onu demiyorum. Şey ha. Yok hani. Evde gayet şey yok. Ya iyi mecbur. Sulanı kapatalım. Sulanı güzel kabul. Şurada yiyelim. Ya ben böyle erken geleceğim istedim. Dolaptan tebira vurdu. Şimdi donlu onun için şey yapamıyorum. Çağırdı bir de zimet yedik dedi. Ben onun için şey yapmadım. Yok yedik. Kanım doğru iki tane. Evet şimdi yemişlerin çorbası gidiyor ilk önce. Sonra bir kendimizi hazırlayacağım. Çay oturmuş değil mi? Oturmamış. Ayakta mı? Ayakta. İki ayaklarım üzerinden de. Doğru değil mi zaman be? Doğru mu? Onu size var mı? Bismillah. İlk önce enişte mi? Yeter. Açık mı içiyor? Hı hı. Daha açık olur. Siz gelin çayınızı koyun. Doldu mu? Ha. Nasıl daha şöyle mi? Niye ki? Bir kenarı. Olsun. Başım bu su canlı. Sadece canlı bir şey zorlarım. Şeker bunların içinde. Evet. Çok koydun ama onun çayını. Bu benimki. Ben sardığın çayını alayım dedi. Tamam. Açayım ben. Sen de aç. Ben kocaman onun yanına açayım. Allah'ın evine git. Allah'ın evine git. Bunlar su olmasın diye burada olacak diye götürüyorum ki. Turşumuzu da alalım. Gidelim imamımızı yiyek. Sonra görüşmek üzere. Cevap Turş, de... börek. Allah ne verdiyse. Rabbim ne verdiyse o. Şükürler olsun. Ha, çok şükür. Kanımız da o biraz sahte. Ne oldu? Yoruldun mu? Yoruldum. Çayımızı da içtik. Yalanın üstüne örttüm. Yoruldu da. Çay doldurayım mı? Ay, iki tane güzeller hatırlıyor. Selamün aleyküm. Beyler babam. Burada yüksekte kalıyorum. Aşağı otur bizimle beraber. Ben öyle ayarladım. O zaman şuraya geçmem lazım. Bizi yok ben sırdan dayamam lazım. Ben rahat oturmam lazım. O zaman ayarlı. Hani o. Hani bak bu benden ağırmış yalnız Tunay. Vallahi ha. Senden ağır olamaz ya. Ağır ağır.
alıyormuş. Sen uyudun. Ben başım ağrıyor ya. Isıracak mı da araba da kullanacaksın? Evet. Ya bir de ben şimdi şöyle bir huyum var. Hiç sevmiyorum aslında ben huyumu. Sabah çayımı gece içtiğim zaman ben de baş ağrısı yapıyorum. Ben akşamdan kaynatayım çayı. Tamam. Sabah ne içersin ısıtırım da. Şey yaparız, arabaya da bu ufak gitmez. Demlik gitmez ki arabada. Aa aşk olsun. Termos alın. Nasıl gitmiyor gülüm ya? Demlik işte araba böyle bir etti mi yanar o. Bagaja vurur. Onu ben, o adam kasanın içine... Vallahi kasanın, yanlış. Yok yok, kasanın içine aparıp yaparız. Kasanın içine koyarız. Tamam da koyarız. Kasanı. Arabanın garajında kim koyacak onu arkada? En mantıklısı benimkisi. Termosu alacaksın, çayınızı da yanınızı alacaksın. Yiyeceğiz, alacaksınız. Yok, hem dışarıdaki... Öyle değil hanım, ben acıktım yani. Sabah çayını yok. Değişmeyecek ya, kafanın arası içmesin. Ben sabah çayını içmediğim zaman başım ağrıyor, onun için. Sabah çayı abi öyle şimdi bugün çay. Hastaneye gittik, evlat babam, ben kardeşim avcılara. Avcılara. İstanbul avcılara. Şimdi bilmiyoruz. Hastanenin huyunu, suyunu, öylesine girişini, bitti. Çıkışını. Daha ben önceden biliyordum burayı ama ben orayı okul olaraktan biliyordum. Okul olaraktan biliyordum. Ama maalesef oraya da hastane açılmış. Hastane açıldığı için İyi ki de açılmış. Zorluk çekmedim. O bir şeye girdim konuma. Konum beni oraya direkt götürdü. Aa dedim tamam. Buradayım ben su yolu. Ben burayı biliyordum. Ama bundan sonra ne olacak? Bu zaman biz gider hem çok dolaştırmalı gittik. Bilmedim. Avcılar kişilerden çıktık. Harami Dere'den hangi giriş yaptın? Harami Dere, Horusan, parseller, mahalle mahalle aralarını dolaştık. Gezdesimiz olmuş, gezdik. Direkt konum bana orayı söylemiş olsa, şey olsa yazmış olsa ben rahatlıkla bulacağım. Şükürler olsun gittik. İşimizi de tez yaptık. Muayenemizi de olduk. İnşallah enişemizin ayağı da düzelecek. İnşallah. Çünkü doktorun hastaları bayağı bir hastası var. Gerçekten. Doğru. Ama hep ayak üstü. Ayaktan gelmişler bile. Evet. Ortopedi demiyor oraya. Ne diyorum? Orada ortopedi bölüm yok orada. Ne yok? Öyle hastanede bölüm bölüm yok. Yok yok Hüsnü Hanım. Bir yerde bir de serfeten var işte fiş verme. Öyle yoğunluk yok. Yoğunluk değil öyle. Şimdi bak randevu falan almıyorsun. Gidiyorsun kapıda hemşireler liste asıyor. Listeyi yazmış. Bir de kalem koyuyor. Sırayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 adamı 30 adamı yazmışlar. Hemen yazıyorsun. Kaç numaradasın mesela? 5 numarada. 5 numarada kim İsmi varmış? Yazıyorsun. Mesela Sadık Diler. 6 numarada kim varmış? Mesela Fatma. Gülsün. Bir de şöyle yapmışlar, bunu ben fark etmemiştim. Şehir içi, şehir dışı. Bak güzel bir sistem yapmış. Gerçekten onu takdir ettim kimi onu düşündüyse. Bir şehir içi arıyor, bir şehir dışı arıyor. Muayeneye. İki yere liste asmış, iki tarafı. Ben de gittim dedim ki hemşehrime, dedim ya hemşehrim dedim. Biz dedim. Şehir dışından geldik yine ama geldik dedi. Hani biz buranın ilk kez geldik dedim. Bilmediğim için dedim ben de direkt dedim. Şehir içine yazmışım ismimi dedim. Bu da Bahtı şimdi ki hangisi dedi. Sadık dedim. Abi zaten bir kişi kalmış senin önünde dedi. Sıkıntı olmaz dedi. Eyvallah dedim. Bunu i̇şte, çağırdı işte bize çok sürdü. Yani buraya giden hastalar memnun değil mi? Evet çok memnun. Bütün Sunay bayanlarla konuşuyor. Sohbeti ne diyor? Hemen tanıyor, tanımıyor. Tanımıyor. Rahmetli annem gibi. Aynen, rahmetli annem gibi. Hemen arkadaşlık kuruyor. Biz bayanlar hep öyle eski. Hani şey, Sedye'de sonra... hasta geldi. Yaşlı kadın. Yanında da kızıydı galiba. Anne hemen şey böyle. Tamam, gelinler de annedir de. Kızlar daha yakın oluyor annelerine karşı. Dedim geçmiş olsun dedim. Ama kadının da iki ayağında sorun var. Evet. Hem kendisi de bel fıtığı da rahatsızlığı varmış. Ambulansına getirip götürüyormuş bunlar. Kadın kendilerinin de şeyliğinden de hastalığı var galiba sana ayaktan diye. Bir yıldan beri de buraya gidip geliyorum diye kadın. Bir sene olurmuş. He. Buraya gelen gideyim diye. Öyle şey etti şimdi. Geçmiş olsun. İşte
Geçmiş olsun abi diyor. Öyle yani. Parsumanını falan da yaptılar güzel bir. Temizliğini de yaptılar. Vallahi tertemiz oldu. Gerçek öyle temizlediler ki parmaklarını. Buradan bir öyle de koku şeyi aldılar. Şırıngayla. Ne diyor o var? Biyopsi mi? Yok. Ne diyor ya? Tahlil aldı işte. Tahlil yapacak işte. Onun sonucu falan ona göre işlem yapılacak. Gerçekten de bütün hastaları da hepsi memnun. İnşallah şey ya. Bizim hastamız da iyileşecek. Buradan da ne diyor varsa unuttum mu ya? Ne? Japonya'ya selam olsun. Sesimin gittiği yere de selam olsun. O Japonya'daki kardeşimize buradan çok teşekkür ediyorum. Onun yengesi de aynı olmuş. Onun yengesinin ayakları da oraya gittiğinden dolayı düzelmiş. Bize de bu aracı oldu. Vesile, vesile oldu. Ona Allah da buradan, razı olsun. Ona da buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin kardeşim. Buradan selam olsun. Allah'ım senin sevdiklerinden ayırmasın. Allah. Ne dilediğin varsa Allah'ım versin. Semuş'a da teşekkür ediyorum. Semuş da bize itibat, benden itibata onlar geçti. Onlar itibata girmiş hepsi. Semuş da itibata geçmişler. Semuş da benden itibata geçti. Ben de kardeşimle itibata geçtim. Allah razı olsun. Bir araya geldik. Çocuklarıyla beraber, oğullarıyla beraber konuştuk, ettik. Nasıl yapalım, nasıl edelim. Bunlar da dediler, dayı dediler, ev dediler. Böyle daha uygunsa dediler. Böyle yapalım dedik. Şimdi Tekirdağ'daki olayı işlemini bitireceğiz. Haftada iki gün kontrole gideceğiz. Salı, cuma. Çünkü o kardeşimizin bana hep ses kayıtları geliyor. Semuş atıyor, Semuş da bana atıyor. O yüzden onun dediklerini aynı şekilde bugün de bize de dediler. Haftada iki sefer. Evet. Şu işlemi yapıyorlar dediler. Ve de aynen işlemi uyguladılar. Sen dün geçseydin ben böyle boşuna gideceğim. Ben hatta böyle böyle demişlerdi. Pazartesi gidecektim. Pazartesi'de kimlik sıkıntı yaşarız diye Sunay'daymış. O da kontrola gittiydi. O yüzden ben gitmedim. Öğleninden sonra gidecektim aslında hastaneye. Günlerden de salı. Evet. He. Bugün de günlerde salı. Biz salı gün çekiyoruz bu videomuzu. Bu yer mi paylaşılma evet. Olacak? Evet. İşte böyle oldu. İnşallah yani içimde bir his var. İnşallah iyi olur be abi. Şimdi ayağı düzelir. Hocaya ben sebep olanlardan da Allah razı olsun. Uğradım. Dedim bu iğneleri kullanmaya devam edelim mi hocam dedim. Bunu dedi kullanın dedi. Parmaklarında bir sıkıntı yok dedi. Ama tek bir parmağı var. O gidici. Başka da dedi, gidecek bir şeyi yok şu anda. Ama Çelgezköy, Tekirdağ'dakiler kesecekti. Götürecekti. Götüreceklerdi yani. Şimdi işin gerçeğine koşmak lazım. Gelen mi? Buyurun. Tamam. Yani. Buradan da bilginiz olsun. Bir parmağına oturmuyor dediler. Bir doktora inanmamak lazım. Hani bir doktora güvenmemek de gerekiyor. Birkaç doktor araştırmak gerekiyor değil mi? İşte bilmemek kötü bilmemek bir şey. Bilmemek kötü bir şey. Burası da avcılar Filizköy'e giderken yan yol. Yan yolun altında. Bunu da bilginiz olsun. Doktorumuz. Evet abi. İsmi? Yok. Erdem mi? Erdem Topal. Ha öyle bir şey. Doktorun ismi ama doktorumuz da yaşlı. Bilgili adam yaşlı. Bilgili doktor ama. Profesör. Evet. Profesör. Bunlar Ceylan Paşa'nın gelmemiş. Evet. Hatta profesör de demiyor ona doçent doktor diyorlar gelmiş. Çok şeydi tecrübeli gerçekten. Yani bu yarayı böyle parmaklarını falan böyle hep böyle araştırma Tekirdağ'a gittik biz. Pansuman yapıyorlar. O pansumanı ben de yapıyorum evde aynı. Aynen. Tentürütü döküyorlar. Haydi Allah razı versin. Hiç böyle temizleme yapma yok. Ama burada bir doktor vallahi sağ olsun Allah razı olsun. Vallahi tertemiz yaptı bu parmaklarını. İşlerini, dışlarını hepsini temizlediler. Böyle temizlediler yani. Şimdi doğruyu konuşacağım. Hani herkesin yok, işi farklı. Herkesin branşı farklı. Şimdi o doktorlarımızı da kötülemek. Yok kötülemiyorum. Doktorlarımız çok iyi ama, Her şeyi branşına bırakmak işte lazım. İşte mesela ebeliğini yapacak. İşte çocukluk. Yok bizim bu doktorlarımız da çok iyi. Şimdi yavrum bak. Öyle değil bak. Herkesin branşı farklı. Tekirdağ'daki doktorlarımız
parsuman işine bakmıyor. Bakmıyorlar işte, ha, onu diyor. Parsumancısı arıyor. Ama bunlar şimdi yapıyor. Onlar da hem parsumanını evet, yapıyor. Yarıya bakıyorlar. Hem yarıya bakıyorlar, hem muayenesini yapıyorlar, evet, hem temizliğini yapıyorlar. Evet. Bunlar işte, da böyle. Bunlar böyle ama çok ama şükür randı alma şeyimiz yok abi. Evet, randı alma şeyimiz yok. Bunlar da öyle fazla yoğunluk da yok. Ama Tekirdağ yoğun. Hangi birine yetişecek o zaman oradan? Tekirdağ tabi şimdi. Çünkü bir de randevulu olduğu için ondan öyle bir şey oluyor. Randevu olmasa hep çalışamazlar. Bunun eniştemin ayağının iyileşmesini sizlere böyle tek tek nokta nokta anlatacağım. Cenab-ı Allah sağlık verdikten sonra İnşallah. Her zaman da buradayız. Hayırlısı. İnşallah ben köye gidersem oğlun aşkını götüreceğim bir iki sefer yanında. Uli iş yapar. Şimdi biz yarın bir gün Fındar'a gittim de olmaz. Fındar'a da inşallah iyileşir de zorluk çıkarmayız. İnşallah. Allah büyük. Şu üçüncü ayı bir atlasa. Evet. Hayırlısı. Yani bir üç ay tedavi görmemiz gerekiyor inşallah büyük bir ihtimalle. Bacımız da öyle dedi. Hmm. Kardeşimiz. Japonya'daki kardeşimiz. Ona da buradan çok herkese vesile. Allah razı olsun. Semiye'nin buraya gelmesi de bir vesile oldu. Evet. Baştan da söyledim. O arkadaşın, o izleyicimizin Semoş'a ulaşması da bir vesile oldu. Aynen. Ondan sonra bizim oraya gitmemiz de bir vesile oldu. Dünyada diyorum bunu, herkes insanlar birbirine vesile yani. Biz de bir başkasına vesile olacağız. İnşallah. Gerçekten. İnşallah. Yani ben elimden geldi o aday vesile olmaya uğraşıyorum yani. De, bu şeker hastasında ayağında ormanda yara çıkanlar oraya gönül rahatlığıyla gidebilir. Gönül rahatlığıyla gidebilir. Ama işte oraya giden araban kendi araban olacak. Yani. Evet. Ha. Aynen. Kendi araban olacak. Yani çünkü yoldan baya bir yol var. Evet. Aşağı yaya 5-10 dakika yürümeniz lazım. Yaya gittin ama yaya gittiğin zaman da bölümünü bilmeniz lazım. Çünkü burada sıkı yönetim var. Burada öğrenciler var. Öğrenciler olduğu için sivil sokmuyorlar. Ben arabayı dışarıya bırakmaya geldim. Baktığım adam 15 dakikaya 45 lira para yazıyor. Kardeşim bu ne dedim ya? Vallahi böyle. Ondan sonra abi dedim bizim burası böyle bize verilen emir dedi. Eyvallah kardeşim ben de ne yaptım şimdi? Kahvaltımızı yaptık. Bunları hastaneye bıraktım. Dışarıya çıktım. Arabayı yolun kenarına park ettim. Oradan tekrar içeri giriyordum. Güvenlik bana dedi. Nereye gidiyorsun abi dedi. Zaten ben de ortopedi bölümüne gidiyorum diyor. Abi de bizim burada diye ortopedi bölümü yok diyor. Ya kardeşim. Arıcı olanlara dedim. Ayakta dedim şeker hastalığı olan ayak bölümü var dedim. Oraya gidiyorum var. Onun ismini abi dedim. Bana onu söyledi adam. Bunu da bir ahlan gelmiyor. Ben de dilim dolaşmıyor ya şimdi. Hemen telefonu çıkardım. WhatsApp'ta konum vardı. Bu kardeşimiz Semoş atmıştı konumu. Semoş da bana atmıştı. Konumu açtım. Kapı numarası yazıyor böyle. İsmin. Abi dedim var. Tamam abi dedi. Buyur gidebilirsin dedi. İşte. Normal sivil sokmuyorlar oraya. Evet. Arabadan girip çıkabilirsin. Arabayı ama yine de soruyorlar. Yine de soruyorlar. Arabayla girerken bile soruyorlar. Tabii soruyorlar. İnceliyorlar. Vallahi, ne olur ne olmaz. He. Herkes güvencine yerinler de diyor. Az önce eniştemle de konuştum. Allah razı olsun diye. Vesile olanlardan da diye. Herkesten Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben de dedim. Aynen ben öyle diyor. Olanlardan. Az daha düzelsin de sesini de duyarsınız. Konuşmasını da duyarsınız. Şimdi mesela araba yorgunluğu olduğu evet. için mesela bir istirahatlisin dedik. O yüzden fazla da yormak istemiyoruz. Sunay'ı da fazla yormak istemiyoruz. Satın'a birazdan sonra biz de gideriz. Bunu da ne yapacağım bilmiyorum ben artık. İki çürük bir yere geldik biz. Allah. Ona Allah. Biri topal biri kör diyorum ben. Ya. Kör topal de. Kör topala bak ya. Topal köre bak ya. Her şey Cenab-ı Allah'ın takdiri yavrum. Biz ne? Bu derdi veren de Cenab-ı Allah. Çay içemiyoruz ama 5 dakikasını bilmiyoruz yani. Yok, çok şükür. Bu o günüme çok şükür. Güne iyi bant olsun. Ha şimdi bazı ablalarımız var, kardeşlerimiz var. Farklı kanallardan geliyor. Onları biliyoruz.
Olsun. Ama bu şekilde böyle eleştiri yapmasanız daha iyi olur. He, benim bu kanalım aile kanalı. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Bu şekilde yorum yapacaksanız lütfen benim kanalıma girmeyin. Sizlerden rica ediyorum. Sunay'ın suratı soğuk. Ben suratım soğuk ilk de. Sunay'ın oğlum bitti aynı. Olaşı böyle bir de rahatsızlığım var benim arkadaşlar. Ondan biraz keyfim yok. Yine ya de olabilir. Ya insanlık hali. Arada bayağı bir soğukluk oldu. Olabilir. Biz kardeşiz. İyi olur. Yani kötü olur. Ayrılmaz. Yani biz mübarek böyle bir günde böyle bir şeye vesile olmuşuz. Kimse de gıkından da yok. Allah'a yani çok şükür. Bizlere iyi yorum yapmanız lazım. Çok sevinenler olmuş ama çok da yani köstek miydi? Köstek miydi? Yok ben gerçekten ben ona geldim. Ben onu semeye geldim. Benim suratıma soğuğundan değil. Ben rahatsızım. Ben gerçekten ben karın ağrısım var. Ben gece karnım bir elim karnımda bir elim sağdığım kolumda doğa bir elen gider. Ya işte yani. Bilmeden yorum. Saat iki elen uyuyamıyorum ben. Abi bize de demişler Gülsün Hanım köpek var. Gülü seven dikenine katlandın arkadaşlar. Olsun ben köpeğine laf demedim. Hiç de bir şey demedim. Ben de demedim valla. Ya seviyor. Bu da seviyor şimdi. Ben de çok severim hayvanları. Gerçek hayvanları ben de çok severim. Ha, ya yani, ayağı da kötü de değildi gerçekten. Onun yani. Ayaklarını o ıslatmenliğinden siliyor, şey yapıyor, yıkıyor. Ondan sonra şey yapıyor. Bir de olsun. Suyun temizlemediği hiçbir şey yok. Vicdanlarımız kirlenmesin. Vicdanlarımız kararmasın. Gelmiş şuradan hoş gelmiş. Safa gelmiş. Kim olursa olsun. Her zaman daha çok bir kapı. Ben Sunay'ı severim. Ben kapıma çok canlı, bak canlı da kırıldı. Buradan da girebilir yani. Sunay'ı severim ama yaptığını hani sevdiğim için kötü de yapsa bana iyi gelir mesela. Örnek veriyorum. Yok ben kimseye kırgınlığım hani yok. Gerçek yok. Hepimizin sevdiğimiz insanların, ben eşimi sevdiğim için mesela bazı zorluklara katlanıyorum. Eşim beni sevdiği için benim kötü yönlerimi görmesi gerekiyor. Biz birbirimizin hep açığını aramaya kalkarsak açık bulmak çok olur. Ama birbirimizin iyi yönünü, ben hani hep diyorum ya, bağ doktorum da bunu aynısını söyledi. Bu bardak dedi, dolu tarafından bakarsan dolu görürsün. Ha, yarım tarafa bakarsan yarım görürsün. Aynı böyle de insanların da karşınızdaki insanın sana iyiliği fazlaysa senin için iyidir. Ama kötülüğü fazlaysa senin için kötüdür. Hani hangisi tarafa ağzıyorsa. Kötülük yaparsa kendine yapar. Kötülük de yapar kendinedir, şey iyilik de yapan kendinedir. Dengi sağlamak da çok önemli. Yani çok şükür sizler de çok iyisiniz. Bizleri böyle onur ettiniz, gurur ettiniz, sevindiniz bizlerle ben beraber. Ben geçirdim, ben duygulandım yani. Şimdi ben şimdi bir geleydin, ha din gülemem. Ho de yalandan da gülemem. Evet. Yalandan da yüzümü güldüremem. Ben duruşum neyse huyum budur. İçim de öyledir, dışım biz da. Biz birbirimizi biliyoruz arkadaşlar. Biz destek yani. Oluyoruz, bazıları köstek oluyor. Yani bize vallahi, bize daha iyi destek vereceksiniz ki. Ha, bir de şey diyorlar mesela, Semoş Sunay hasta oldu neredeydi? Semoş başta olunca sen gelmedin mi? Geldi. Hastane. Eve gelmedi, hastaneye geldi. Sonuçta onun o arada arabası yoktu, bizim arabamız yok. Hayır siz Semoş'a niye gitmiyorsunuz diyorsunuz. Semoş'un çocukları var, torunları var, küçücük bir evi var. Ben buradan sabahleyin gitmiş olsam akşama geri dönmek zorundayım. Bunca yolu yorup çekmek zorundayım. Evet. Kendi aracımız da yok üstelik. Şimdi gel var ya geçirlikte yatalım. Ha, örnek veriyorum hani şey yani insanları böyle biraz daha aile sorunlarını sevdiğiniz için. Yok kardeş kardeşi birbirine takmayacak. Daha yani. Şunu ben şimdi Melek de var. Sunay'ın şeyinden faydalanıyor. Diyor Melek ben ne şeyinden faydalanacak ki ben ister oynarım. Herkesin videosunda. Herkes ister oynamam. Ben şeyime kalmış bir şey. Ben kimsenin aklıyla da uğraşmayı çekmeyeyim. Valla. Aklına da gitmiyorum. Değerli ablalarım. Size yani. Ben size de tek bir ricada bulunacağım. Bak kimse bir şey yapmasın yani. Bunun morali ne kadar iyi olursa bu o kadar iyi olacak. Çünkü bu da rahatsız. Ha bu şimdi yorumları okuyor. Bu şimdi buna yana yazılan bir yorum olduğu zaman bu üzülüyor. Ne kötülesin, ne canavı kötülesin, ne beraber bunun açısından, kimse kötülemesin. Bunun açıdan kötü yorum yapmayalım. Sizlere rica ediyorum. İnanın ki var ya, ben bunu öyle kırıcı bir laf da konuşmuyorum. Ben gerçekten yani, şu yerden bilmiyordum buraya. Ben burada olsam, yattım uyudum. Gerçekten küst olsam namaza bunu bilmek istedim. Namaza kalktım, siz aradınız beni. Ezan okunuya baktın. Ya ben mahsus gece aldım seni. Onu demek istedim. Sen şimdi bir şeyler yapmıyor olacaksın. Bu arada var mı? Dolabında ette benim vardı benim. Ben şey olsun. Biz kahvaltı yaptık dedik. Şimdi o kendini görmesin dedik. Boya çıktı. Çeyini çekiyorum. Ondan sonra Allah razı olsun. O da eniştemi de Semoş'u sever. Semoş da eniştemi sever Allah için. Anladın mı? Evet.
Birbirimizin iyi kötü sofrasında yemek yediği çarptı. Birbirimize hakkımız var. Ölümlü dünya. Mesela şimdi destek olalım, köstek olmayalım lütfen. Destek olalım. Gerçekten birbirimize köstek olmayalım. Dünyayı ancak iyilik kurtarır. Çay var mı? Kötü bir demiş. Kötü bir şey olmaz ki. Çay istemem. Ben şimdi bak Filistin'de çocuklar oluyor, bebekler oluyor. Bağda onların suçu ne? Günahı ne? Yok mu dedim mi diye. Seni yok demiştin ya. Gerçekten insanları severim gel. Evet. O da olsun dedim onu. Sen hoşta tek başına mücadele ediyor. Evlatlarına, torunlarına bakıyor. Ben anneleri, çocukları olunca anne babalar evlatlarını istemiyor mesela. Evladını istemiyor. Ama ben bugün iş yapmadım. Gelinler kızlarımız yaptı. Evet. Sen gelinin olsun, ben gelinim olsun. Kızlarımız yani. Onlar bizim kızımız. Ya ben gelin diye sen görmüyorum ben. Gerçekten hiç gelin demedim bak. Ben gelinime, ne bu gelinime. Hiç değil, hep kızım kızım. Benim Gamze kızım. Nereye gitse? Yapıyor, Allah razı olsunlar. Şıpır şıpır hemen kalkar valla. Vallahi, hatta Semoş'un onların gittiği gün anne dedi, ben de evi süpüreyim. Yok kızım dedim, sen mutfağa gir, ben hemen evi süpüreyim dedim. Bundan sonra yapıyorlar, şey yapayım dedim. Allah razı olsunlar. Allah razı olsun, gelir kendi evi gibi, kendi şeyi gibi yapar, yakıştırır. Ben şimdi, bize şimdi gelin lazım değil ki, biz yataklarına döşeklere düşürdüm ben şey, biraz. Ben kendi kendime şunu yap, bunu yap fazla demeyeyim. Niye demeyeyim? Ayağı ağır diyeceğim ben biraz. Olsun. Yani yapıyorlar yine. Yapıyor. Dün anne ne yemeği yapayım dedi ben hastanede yani. Kızım dedim sarmayı çattım onu çözülsün dedim. O da dış tarafa camın kenarına bırakmıştı onu çözü. Kızım kargalan alın götürme sarmayı dedi. Ben gülüştük biraz gelince. Ben pazara çıktım. O da börek gibi şeyler almış. Benim gelinim de mesela. Yapmış fırına sürdüm. Diyorum da şimdi yanlış yani. Anlaşılma da olur. Kamize kızım da mesela gelirken sigara böreğini sarar mesela tatlısını yapar hani ne şey yapın da çayın yanında. Hiç boş gelmiyor. Hiç eli boş gelmez. Ben Mete'ye gelinim de Allah razı olsun. Hepsi iyi. Allah daha iyi yapsın. Allah doğruna doğru. Bak iyi de olmasa yine çok Mete'derim ben gelinlerimi temsile. Şimdi doğuran anneden babandan da kazanan anneden babandan da Allah razı olsun. İyi aileden geldiler çok şükür. İnşallah İsmet'ime de aynı şekilde şey yapar. Çok şükür biz böyle bir ara şunu da söylemeden geçemeyim. Hani ben bayağı bir şey zorluk köyden geldikten sonra bir sıkıntılar atlattık mı? Atlattık. Bunlar da videolarda yansıdı ister istemez. Yani hepimizin şeyleri var yani. Mesela zayıf noktalarımız var. Çok şükür bunlar da atlattık. Allah'ımıza şükürler olsun. Güzel düşünüp güzel. Geleceğe bakacaksın şimdi. Bu eski işlerine bakacaksın. Önünüze bakın. Eşyaptan başka kimse hiçbir şey yapmayın. Aa, yok tokadan başka bir şey takmıyor. Eşyap var ya bu tokadan başka. Toka, eşyap. Başka bir şey takma yok. Eşyap takacaksın. Başka bir şey takma. Ben de ne yapıyorum? Ben de bir fotel takınayım bir de fes takınayım o kadar. Allah'ımıza hamdolsun. Biz çok başlarına ağrıttık. Çok şükür. Vedalaşalım. Evet değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel, güzel. Yok, eleştirileri de olsun ama bize olsun. Başkası olmasın. Bize olsun, evet. Bana yazın. Sen de kafan siyah de, alabula de. Sen şirkinsin. Tipsizsin de. Sen de bıyıklarınız var de, sakalın var senin de. Böyle bir şeyler deyin bana. Sıkıntı yok. Ama bunun için lütfen eleştiri yapın. Bunun için olsun. Başka kanaldan yok şu kalbi kararmış, yok düğünü vardı da geldi. Bunlar yanlış farklı düşünce. Kanallardan gelecekseniz güzel yorum yapacaksanız gelin lütfen. Ha böyle eleştiri yapacaksanız hiç gelmeyin. Yok kardeşim. Kimse eleştirmesinler. İyi konuşsunlar. Sizler Allah'a emanet ediyoruz. En iyisi doğru iyi konuşun. Kalın, suniyle kalın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Kimsenin hakkını ama bayağı da hak şey yaptık vallahi. Bir gün gelin de şöyle bir çay içelim. İnşallah köy evinize bekliyoruz sizleri. Allah büyüktür. Allah her şeyin zorunu kolay eylesin. Herkese şifa versin. Amin. İyi günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.